2019'da açtım abi. Seyfe Gölü tamamen kurudu. Su yok. Çevresel etkisi de çok fazla. Bu tabii yıllardır bilinen bir etki. Ama bunu çevre çiftçisi de şikayet ediyor. Zaten şikayetçi bu konuda. En çok tarımsal alanlara bu etkisi olumlu yönde yansımıyor, olumsuzlaşıyor. Tabii bu gölün kurumasıyla beraber bölgedeki tarımsal alanlar da yoğun bir şekilde etkileniyor. Bunların başında otsullar var ve o bölgede yapılan meyve tarımı da var. Şimdi bir orman bitkisi olan ceviz de en çok bu kurumadan etkilenmeli. Çünkü göl havzasındaki yükselmeyen nem, bunun yerine tuzun yükselmesiyle beraber nem kaybına uğrayan ağaç verimi düşürmekte. Yaklaşık 25 bin hektar alanda olan su aynasının çekilmesiyle beraber oradan kalkıyor. Küresel ısınma, yoğun şeylerin yükselmesiyle beraber, atmosferin ısınmasıyla beraber, bölgedeki aşırı su çekimleri, hatalı su kullanımları beraber de bu gölün kurumasına etken oluyor. Ve bu kurumayla sadece ve sadece göl ve göl faunası zarar görmüyor. Bölgedeki tarım alanları da büyük zararlar görmekte. Bunların başında o bölgede yapılan hububat, sulu tarıma dayalı olarak yapılan pancar da bir kısmı etkileniyor. Yine ayçiçekleri ve ağaç olarak kullanılan meyve tarımında da bir orman bitkisi olan cevizde daha çok bu şeyden nem oranı düşmesiyle beraber onlardaki verim de düşüyor, rekoltesi düşüyor, kalite düşüyor çünkü olmadığı için. Kurumuş bir gölden nem değil bir tuzul atmosfer ortaya çıkıyor. Bu tuz rüzgar etkisiyle de ekili alanlara ve meyve bahçelerine de sirayet ettiğinde doğrudan doğruya etki yapıyor. Çünkü tuz bitki için en büyük zarar. Bir kere hatalı su kullanımı diyoruz biz buna. Bölgedeki kontrol edilemeyen kuyular var. Bir kere bu kuyular kontrol edilmeli. Kontrol altına alınmalı. Çiftçi üretim için kuyu açmış. Keson kuyu ve yasal olan derin kuyulardan su çekmekle devam ediyor. Mucur ilçesi buradan içme suyu, şebeke suyu çekiyor. Bunları siz ortadan kaldırmadığınız müddetçe, yani gölün tehditlerini ortadan kaldırmadığınız müddetçe Seyfe Gölü'nü besleyen kaynakların Seyfe Gölü'ne ulaşması mümkün değil. Ulaşmadığı zaman da sadece yağışlarla meydana gelen göl aynası belli bir süre içerisinde aşırı su çekimi ve küresel ısınmanın ve aşırı ısıyla beraber buharlaşarak ortadan kalkıyor. Bu da doğrudan doğru yine bu suyu çok kullanan bölge çiftçisini de etkiliyor. Yani çiftçi hem bu şeyden etkileniyor hem de aşırı suyu yine çiftçiler çekiyor o bölgede. Bir ağırlıklı olarak çok suyu istemese de bir kere orman bitkisi ve sucul bir bitki. Suyu sever. Suyla eğer ki desteklenmezse tabii ki ondaki kalite de düşecektir. Verim azalacaktır. Nemi yapraklara göre alamadığı zaman ceviz kendi içerisindeki olan o fotosentez dediğimiz olayı yapamayacaktır. Bundan kaynaklanacaktır. Bahçemizde 70 dönüm, 70 dekar yaklaşık 1500 ceviz ağacı var. Bunun içinde 10 tane kadar kamambir yerli çeşit, birkaç tane de değişik çeşitleri denemek için diktik. Evet. Yabancı çeşit olarak Chandler var, Fernor var ana çeşit olarak. Tozlayıcı olarak da Ronde ve Fernette var. Şey bölgesinde sadece kamanda değil, Mucur'da da, özellikle Mucur'da yoğun şekilde cevizcilik yapılıyor. Akçakent'te yapılıyor. Kırşehir'in merkez ilçe çevresinde de yapılmaya başlandı. Mucur iklimsel olarak daha önce Seyfe Gölü doluyken
daha çok verim alıyorduk cevizden. Ama Seyfe Gölü boşaldığından beri verim alamaz olduk. Seyfe Gölü tekrardan dolacak deniyor. Eğer dolarsa ki Mucur cevizcilikte mutlaka çığır açacaktır. Ve bu coğrafyanın cevizi, bu iklimde, bu coğrafyada, bu toprak yapısında yetişen ceviz elbette ki daha yağlı oluyor. Kışımız çok sert geçtiği için cevizler daha yağlı oluyor. Daha fazla yağ biriktirmek zorunda kalıyor meyvesine. O da lezzetini artırıyor.